Şimdi bir başka Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili bir başka habere geçiyoruz. Başında söyledik Mersin Çamlıya'yla Mustafa Bakkal ilçe Milli Eğitim Müdürü. Şimdi bir izleyicimiz demiş ki nutkum tutuldu etiketiyle birlikte paylaşarak nutuku yasaklayabilirsiniz ama zihnimizi nasıl yasaklayacaksınız? 346 kişinin koronadan öldüğü bu zamanda Nutuk'u yasaklayıp suni gündem yaratmayın lütfen. İlginç bir bakış açısı. Yani böyle bir girişim mi acaba diye insan düşünmüyor değil. Çünkü bu Mustafa Bakkal'ın söylediği şey öyle böyle bir şey değil. İzleyelim haberi. Bakalım Atatürk'ün Nutuk'unu nasıl yasaklamış, neden yasaklamış? Kurttaşlarım az zamanda çok ve büyük işler yaptık. İşlerin en büyük Türkiye Cumhuriyeti'dir. Nutuğu hangi akılla, hangi mantıkla yasaklarlar? Nutuğu dağıtan ülke ocakları mensubu çocukların gözlerinden öpüyorum. Ama önce Sayın Bahçeli ne yapacak? Bunu merak ediyorum. Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP henüz sessiz ama Mersin Çamlı Yayla'da ülke ocaklarının okullara nutuk dağıtmasına izin verilmemesine CHP Genel Başkanı yüksek perdeden tepki gösterdi. Bunlar akıllarını yitirdiler öyle anlaşılıyor. Bundan sonraki kuşaklarında okuyup ibret alacakları bir kitabı Hangi gerekçeyle yasaklarlar? İşte o gerekçe asıl tepkinin odağında. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Nutuk'ta Atatürk'ün gençlere kötü örnek olduğunu ve dönemin Osmanlı hükümetine aciz ve korkak ifadelerinin kullanıldığını söyleyerek Çamlıya'yla Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'na izin vermedi. E çocuklarımız kendi ülkelerinin Bağımsızlığının nasıl sağlandığını bilmeyecekler, neyi bilecekler? Milli Eğitim Bakanlığı tepkiler üzerine yasaklama kararında imzası olan ilçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bakkal'ı görevden aldı. Ama önceki örnekleri hatırlatan muhalefet, Bakkal'ın başka bir göreve atanmasından tedirgin. Bu nutuk, bunun bir sayfasını okusaydı, sayfasını açsaydı bu cümleleri söylemezdi. Bu zihniyetteki bu kişi, bu adam... Kurtuluş Savaşı'ndan, milli mücadeleden, bu meclisten, cumhuriyetten, medeni kanundan, devrimlerden niye rahatsız oluyorsunuz? Anlayışınız bu. 23 Nisan öncesi Atatürk'ün o günü emanet ettiği çocuklarla buluşan ve onlar için İstanbul Beylikdüzü'nde 23 parkın açılışını yapan Kemal Kılıçdaroğlu ise kampanyayı düzenleyen ülkücü gençlere destek verdi, Bahçeli'ye seslendi. Dağıtan ülke ocakları. E herhalde bunun hesabını Sayın Bahçeli'nin sorması lazım. Ülke ocakları mensubu çocukların gözlerinden öpüyorum. Dağıtın ben her türlü desteği size vereceğim.